Evet şimdi sıradaki haberimize geçiyoruz biliyorsunuz e, kamuoyunda bilinen tekrar o konuya geleceğim bir ala var biliyorsunuz köyde yaşıyor trans birey e, ondan sonra böyle köy hayatı yaşayan ve o hayatı da e, sosyal medyalarda paylaşan ve bir şekilde yurdum insanı kitlesini eline alan yani geçiren o tayfayı eline geçen ve insanlar da seviyor çünkü halkımız doğal kişileri sever neyse. Biliyorsunuz usta yapımcı çok sevdiğimiz Armağan Çağlayan'ın e, YouTube kanalındaki muazzam programına bir şekilde konuk oluyor. Yani çıkıyor o programa ve Armağan Çağlayan'ın zaten şimdi mevzuya gireceğim bu konuda biraz sinirliyim ben İhsan e, halaya. Çünkü yani Armağan, Armağan Çağlayan gibi usta bir ismin hakikaten programına çıkmak bir prestij. Yani hakikaten ben artık çıldıracağım yani bu hani iki kuruş takipçiler elde edinip bir anda böyle bir kendinizi bir şeyler sanmalar falan filan bilmiyorum. Bana mesela tuhaf geliyor. Haber içeriğine döndüğümüz zaman İhsan Hala Arman Çağlayan'ın programına konuk oluyor. Ve ee iddiaya göre İhsan Hala diyor ki benim kiramı ödeyeceklerine dair söz verdiler. işte yol masraflarımı işte karşılayacaklarına dair söz verdi. Hatta 3000 TL gibi bir para ödeyeceklerini falan sözde söylemişler. Halbuki baktığımız zaman eee Armağan Çağlayan eee İhsan Alay'ı zaten köyünden aldırmış, VIP araçla aldırmış, stüdyoya getirmiş. Yani bahsettiğimiz kişi koskoca bir armağan çağlayan ve zaten ben şunu da anlamıyorum. Yani oraya konuk gittiğinize dua edeceksiniz. Yanlış anlamayın beni yani. Bak gerçekten Armağan Çağlayan yılların televizyoncusudur ve çok tatlı bir insandır. Yani bir kere programa gidip para istemek nedir yani ben anlamıyorum. Bu beyinleri kapalı da anlamıyorum. Ben açıklamasını okumak istiyorum. Şu an aldım telefonu elime. Bakın şöyle bir açıklama var. Sevgili Armağan Çağlayan diyor ki hesap numarasını da vermedi. <laughs> BTT'yi de istemedi. E şimdi sen zaten... E, Şeyden uzak yaşayan bir insansın. Teknolojiden çok fazla anlamıyor bu İhsan Zaten bir yerde öyle açıklamaları var. Hesap numarası kullanmıyor. İşte PTT galiba kullanmıyor. Arman Çağlay'ın şöyle bir açıklaması var. Bir yıllık kirasını ödemek için banka hesap numarası istedik. Bankaya yollamayın dedi. Neden? Şimdi... <laughs> Burada bir soru işareti var. Çünkü bazı insanlar bir şekilde bankaya giriş çıkış yapılmasını istemiyorlar. Bununla ilgili olabilir. O zaman PTT ile yollayalım dedik. PTT olmaz dedi. Yani o olmaz bu olmaz. Ben size bir arkadaşımın hesabını vereyim. Oraya yollayalım dedi. Açıkçası tanımadığım bir kişinin hesabına para yatırmak doğru gelmedi. Bak Arman Çağlayan doğru söylemiş. Ya tanımadığım bir insanın hesabına niye para yatırıyorsun? O kimin hesabı? Sen varken neden başkasının hesabına bir veya şekilde o para kişi yatırsın? Ne iş yapıyor? Belki uyuşturucu iş e, yapıyor. Belki dolandırıcı. Anladın mı? Belki uyuşturucu iş yapıyor. Aynen dediğim gibi adamla demiş ki ne bileyim o hesap sahibi kim ne iş yapar hesap numarasını yolla parayı yollayalım dedik hesap numarası bir şekilde gelmiyor yani hiçbir şekilde ayrıca biz programa bir vaat karşılığı da çağırmadık. kendisini programda anlattıklarından sonra ben dedim. Ki, ödeyeyim diye. Ha kitabı yazmışlar buraya. Bak şu editörlerin de hataları. Ama asla ne banka ne hesap numarası verdi ne de PTT havalesi kabul etti. Çünkü bakın eski kafa bir insan İhsan Allah. Gerçekten bakın tatlı bir kişiliği var. Tabii ki naif köyde yaşıyor. Bir şekilde hayat sürüyor ama bu devirde banka hesap numarası kullanmaya. Şimdi sen banka hesap numarası kullanmıyorsun. PTT kullanmıyorsun. E onu kullanmıyorsun. Sana ekip nasıl yardımcı olabilir? Elden almaya alışmışsınız her şeyi. Elden alınmaz bazı şeyler. Yani Adamın adabı muasheret denilen bir şey var artık herkes hesaba parayı yolluyor bütün sektörlerde yani elden verilmiyor artık kimseye para. Adam mecbur değil ki sana o parayı vermeye sen gitmişsin orada hayatını anlatıyorsun zaten yani konsept bu zaten. Armağan Çağlayan'a çıkıyorsun ve Armağan Çağlayan'dan zaten bir kitle ediniyorsun. E şimdi diyecek ki ihtiyacım yok ki benim kitlem var ki ben sizi ne zaman göreceğim biliyor musun bu istek <laughs> hani ne olacak mesela çok neyse. Merak ediyorum. O yüzden Arman Çağlay'ını çok seviyoruz. Gerçekten. t Medya ailesi olarak çok seviyoruz. Ona sevgilerimi gönderiyorum. Seni ezdirtmem Armancığım. Seni seviyoruz. Bir tanem benim.